sadece uzunsun diye buradasın diyenler de oldu. Ama onlara da saygı duyuyorum çünkü onlar da beni çok hırslandırdı. Sorgulamadan büyükse, tecrübeliyse biliyordur, doğrudur diye yaptık ama şimdiki nesil çok farklı ya. Allah kahretsin diyorsun yani, oldu diyorsun nihayet. Başardık. Takımdakiler ah falan olup böyle bir içiniz gidiyor mu topu elinize alıyor. Oluyor ama yapamayacağını bildiğin için o orada kalıyor. Oluyor tabii ki yani nasıl artık lazım değilsiniz bana, bitti işimiz sahada. O yüzden rahatlıkla söyleyebilirim. Fanatik YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün konuğumuz eski milli basketbolcu Nevriye Yılmaz. Kendisiyle kariyer hayatının başlangıcını, devamını ve bugünün basketbolunu konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Şimdi önce çok eskiye gidelim. Bir Bulgaristan var. Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç var. Basketbol aşkı var. O süreci, o dönemi bize anlatır mısınız? 1989 yılında ailemle beraber Bulgaristan'dan Türkiye'ye olan zorunlu göçte Türkiye'ye gelen insanlardan birileri de biziz. Ben basketbola Bulgaristan'da tanıştım. Beden eğitimi öğretmenimizin babamla konuşması üzerine işte ya yüzme ya basketbol branşına, ki hani Bulgaristan'ın o dönem her çocuğu sporla veya işte sanatla değerlendirme gibi bir yoğun bir şey çabası vardı. Çok sporcu yetişiyordu o dönem. Ben de onlardan biriyim. Orada başladım ve basketbolla ilk orada tanıştım. Ondan önce hiç basketbolla ilgili hiçbir fikrim yoktu ve çok sevdim. Sonra işte bu Türkiye göç sürecimiz oldu. İşte ailemin tekrar düzen kurması, işte iş bulması. Türk olmamıza rağmen bir şekilde farklı bir kültür, alışkanlıklar. 3 yıl kadar ben ara verdim. Onun özlemiyle her gün geçti. Sürekli ailemle kavga ediyordum. İşte basketbola yazdırın beni tekrar diye. Ancak herhalde 3 yılın sonunda biraz daha işler oturunca o şekilde hani bu çok ağlıyor, küsüyor, kızıyor diye öyle şey oldu. Başladıktan sonra yeniden neler hissettiniz? Nasıl bir dönemdi? Yani başladıktan sonra aslında hiç kolay olmadı. Çünkü antrenmana git, dersler artık ortaokulda ağırlaşıyor. Farklı bir dil. Yani Bulgarca eğitim görürken 3 yıl geliyorsun burada, tamamen farklı bir alfabe ki herkes tekrar 1. sınıftan başladı. Ben sınavı geçip tekrar 4. sınıftan devam edebildim. Çok büyük bir artı oldu bana. Çalışkan da bir öğrenciydim. Derslerim de çok iyiydi. Ta ki lise 2'ye kadar, ne zaman ki artık biraz daha basketbol ağır bastı, profesyonellik girdi işin içine. Antrenman temposu arttı, deplasmanlar dahil oldu. İster istemez tabii ki dersler birazcık daha arka planda kaldı. Aynı anda 5 takımda oynadığımı, günde 3-4 antrenman yaptığımı biliyorum. O tempoda da hani dersler gerçekten, özellikle ikinci dönem hem Türkiye şampiyonaları, işte okul Türkiye şampiyonası olunca milli takımlar olmaya başladı. İkinci dönem genelde biraz benim şeye giriyordu. İlk dönem çok çalışıp biraz ortalamayı yükseltiyordum. Lise 1, lise 2'de. İkinci dönem birazcık daha devamsızlıklar olmaya başladı. Şimdi de lise takımındayken de şampiyon. Dünya şampiyonluğumuz var. İlk Türkiye'de dünya şampiyonu olan takım biziz. O size ne hissettirmişti? Çünkü kaptan yani, olmak, o unvana sahip olmak çok farklı karakteristik özellikler de gerektirir ya. Ya o dönem inanılmaz güzel. Bizim için çok anlamlı, çok büyük bir başarıydı. Çünkü okulda, özel kolejde okuyorduk, bursluyduk. Ve hani sonuçta okulun da bir beklentisi, bir yatırımı oldu bize. Hani eğitim karşılığında biz de onlara sporla karşılık vermeye çalışıyorduk. Bir kere onun o beklentiyi karşıladığımız için ve ilk uluslararası müsabaka, turnuvada bir derece şampiyonluk gelince inanılmaz büyük bir sevinçti ve çocuktuk daha. 16-17 yaşındaydık. Tabii sonrasında şimdi bakınca o zaman ne kadar amatör ve saf duygularla hani sevindiğimizi görebiliyoruz ama aslında potansiyelli ve Türkiye kadın basketboluna bir şeyler katabileceğimizi o dönem biz göstermeye başlamıştık. O yaş grubunu, çünkü okul takımında, sonra A milli takımda da madalya aldığım arkadaşlarım var. Yani başarı kazandığımız bir gruptuk. Hani yatırım yapılan bir jenerasyonduk. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben birazcık daha oynayabileceğim yere kadar oynadığımı düşünüyorum. Belki profesyonel hayatım 1-2 sene daha devam edebilirdi ama aynı verimi veremeyeceğimi ve aynı konsantrasyonda, aynı motivasyonda olmadığımı fark edip kendi oyun kalitemi ve kendi karakterimden ödün vermek istemediğim için ben çok güzel tadında bıraktığımı düşünüyorum. Ben 16 yaşından itibaren A milli takımda yer aldım. 26 yaşında da A milli takım kaptanı oldum.
36 yaşına kadar da 10 yıl boyunca çok fazla fedakarlıkla bu görevi getirdim. Fedakarlıktan kastım da çok ciddi sakatlıklarım oldu. Kulüpte oynayamayıp kontratımın feshetme noktasına gelinip ben yine milli takımı büyük bir gurur ve onurla temsil etmek istediğimi belirterek kulübümü de karşıma aldığım dönemler de oldu benim. Ama hiçbir şekilde pişman değilim. Çünkü belki de bu ailemden gelen vatan özlemi, milli ruh, Türk bayrağına olan hasret belki beni buralara getirdi. Çünkü gerçekten bizim için Türkiye hani ulaşılmaz bir yerdi. Hep öyle büyüdük, hep oranın özlemiyle. Ve ben ülkemi çok seviyorum. Her zaman da ülkem için bütün fedakarlığı ve her şeyi yapmaya zaten hazırım. Ki şu anda da milli takımda aynı şekilde yine saha dışında görev almayı çok istiyordum. Sağ olsunlar tekrardan bana öyle bir şans verdiler. Ve oradayım. Elimden gelen en iyisini yapmak için. Yeni nesile, yeni genç çocuklara bizim tecrübelerimizi, yaşadıklarımızı aktarıp tekrardan kaldığımız yerden kötü gidişata da dur diyerek belki tam olarak antrenör olarak, taktiksel olarak değil ama en azından yaşadığım tecrübeler, yaşadığım başarılar ya da kötü olayları onlara anlatıp belki bir nebze onlara ışık tutarım ya da örnek olurum. Ve en azından onların yollarına bir kolaylık sağlarım diye düşünüyorum. Ama tabii ki verim falan dediniz. Yani verimli olamayacağımı düşündüğüm için dediniz az önce. O noktada şimdi 36 yaşında bıraktınız ama şu anda antrenör olarak göreve devam ettiğinizi de göz önünde bulundurarak basketbol oyuncusu olarak ilerleyen kariyerde mi daha çok zorlandınız yoksa şu anda mı daha? Yani ikisini kıyaslarsanız hangisi size daha iyi ve daha verimli olduğunuz hissini veriyor? Yani sporculuk geçmişim daha fazla olduğu için tabii ki onu söyleyeceğim. Yani sporculuk geçmişimde çok fazla şey yaşadım. Çok insanla çalıştım. Yönetici, antrenör, sporcu, Türkiye olsun, Amerika olsun, yurt dışı olsun. Çok fazla kişiyle gördüm, tanıştım, konuştum. Bir sürü uluslararası çok yüksek seviyede müsabakalara da katıldık. Olimpiyat gördük iki kere. Dünya şampiyonası aynı şekilde. Avrupa şampiyonaları artık hani... Euroleague maçları oynadık, kulüplerde Avrupa Kupası maçları oynadık. Yani çok fazla tecrübemiz oldu. Ve hani o yüzden sporculuk diyebilirim tabii ki kendimi en rahat ifade edebildiğim. Çünkü oynayarak kendimi ifade edebiliyordum. Heyecanımı da, sinirimi de, öfkemi de topu elime aldığım zaman kendimi ifade edebiliyorum. Şu anda top benim elimde değil. Çok farklı bir kulvar aslında antrenörlük. Gerçekten yani öğretmenlik çok zor bir meslek. Aslında biz de bir nevi sadece basketbol olarak ben görmüyorum. Aslında hayatı da öğretiyoruz çocuklara. Özellikle Türkiye'deki kız çocuklarına daha farklı bir sorumluluk ve daha farklı bir bilinç de yüklememiz gerekiyor. Çünkü bunlar ileride anne adayları hepsi. Onlar da çocuk yetiştirecek. Basketbolu veya sporu herkes öğretebilir. Yani amatör seviyede herkes basketbolu öğretebilir. Yani ülkemizde artık herkes hakim. Voleybol aynı şekilde, futbol. Taktiksel kısmı demiyorum. Temel şeylerini hani o temel fundamental dediğimiz kısımları bence izleyen, takip eden herkes bir şekilde çocuğuna da gösterebilir. Bir potaya, okul bahçesine gidip de şut da attırabilir. Artık hele de sosyal medyanın bu kadar ilerlediği yerde iki tane antrenman videosu izleyip çok rahatlıkla orada gördüğünü çocuğuna veya birine gösterebilirsin. Ben hani o kadar olayın seviyenin bu kadar düştüğünü görebiliyorum. Ama detayı, püf noktasını, tecrübenin insanlara aktarılması, doğru aktarılması çünkü bu Z kuşağı veya yeni dönem ergen insanlar diyelim, bireyler çok farklı bir kafaya sahipler. Bunu anlamak, insanları karşındakini benim yetiştiğim şekilde değil de onun algılayabileceği şekilde ifade etmek gerçekten hiç kolay değil. O yüzden... Bir de bir jenerasyon farkı Jenerasyon farkı var. Belki biz biraz daha höt hüt olarak yetiştirildik. O yasak bunu yapacaksın. Hani biz böyle biraz daha emir kalıbıyla sorgulamadan büyükse, tecrübeliyse biliyordur, doğrudur diye yaptık. Ama şimdiki nesil mantıklı bir açıklama bekliyor. Ama şöyle hani ben kendime göre mantıklı açıklama yapsam da belki onun mantığı o kadar geniş değil, anlamaya da bilir. Yani hani o yüzden çok hassas bir nokta. O çocuğu kaybedebilirsin, soğutabilirsin de spordan veya çok samimi, çok yakın saha dışında arkadaş, güvenilir bir birey olursun. Saha içinde yine işini disiplinli bir şekilde yaparsın. Bu gerçekten çok ince bir çizgi. Ben bunu 2019'da U18'de, U18 B Division'daydık. Avrupa Şampiyonası'na gitmiştik. A Division'a çıktık.
Ben orada buna yakın bir ilişki kurduğumu inanıyorum. Öyle görüyorum, öyle gözlemliyorum sonradan gelen söylemler ve duyumlarımla. Yani aslında insan inandığı şey, hep hayatım boyunca hep inandığım, doğru bildiğim şekilde hareket ettim ve genelde yanılmadığımı gördüm. Antrenörlük saha içindeki taktiksel şey çok önemli. Üst seviyelerde. Hani Euroleague izliyoruz, erkek maçlarını, aynı şekilde kadınlar, NBA. Ama alt yaş gruplarındaki çocukların o kadar taktikselden öte ilişki, doğru antrenman ve doğru hedef amaç vermek çok önemli çocuklara. O yüzden hani ben antrenör olarak kendimi biraz daha eksik gördüğümü söylüyorum ama hani o taktiksel kısmı tabii ki zamanla, ilk oyunculuğumda da tecrübesiz ve hiçbir şey bilmiyordum. Oynuyor oynuyor göre göre yetiştirildim, kendimi yetiştirdim. Aynı şekilde şimdi yeni bir yol var önümde. Antrenörlükte de çok istekliyim ve çok seviyorum. Zaten başka bir iş de bilmiyorum açıkçası. En iyi bildiğim şeyi de en doğru şekilde hem kendimi geliştirerek hem çocuklara katkılı olarak yapmak istiyorum. Ve şu anda hani federasyonda tekrardan bana bu imkanı sundu. Çok mutluyum. Yine kadın basketbolunda olduğum için. Zaman içerisinde tabii ki ben de kendime daha iyi yer bulup daha aktif olacağıma inanıyorum. Kadın basketbol tarafını artık yavaş yavaş o zinciri kırma noktasına değindiğinizi ve bununla birlikte o mücadeleyi başlatmış olduğunuzu söylediniz. Ama biz yine de voleybolda sanki kadın tarafında daha bir yoğun görüyoruz bazı şeyleri. Bunu basketbolda nasıl kırabiliriz? Onu bence bizim dönemimizde yaptığımız, üst üste katıldığımız turnuvalardaki derecelerimizle zaten biz onu o dönem kırdığımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi onu koruyamadık ya da onun bir yerde biteceğini herkes farkındaydı. Yani işte benim bırakacağımı, Birsel'in bırakacağını, işte devşirme oyuncumuzun artık yavaş yavaş onun da bırakacağını ve değişmesi, ki çünkü bu saydığım isimler çok önemli isimler. İşte Şaziye'nin aynı şekilde bırakacağı, işte Yasemin, Esmeral, hani Tuğba, hani benim oradaki ana roldeki benim kendime yakın olan yaşıtlarımdan bahsediyorum. Tabii ki sonrasında devam eden arkadaşlarımız oldu ama zaten onlar bizden yaşça küçüktü. Ama bu tarz eksilmeler olunca, bunların yerine de alternatif yaratamayınca ister istemez bir tökezleme ve şimdi bir düşüş dönemine girdiğimizi görüyoruz. Zaten kestiriliyordu ama o anda hiç kimse bence bununla ilgili bir müdahale yapmadı. Hani hepimiz daha oynarsınız, daha oynarsınız gibi bize söylemlerle, ama tabii ki ben de isterim hala oynamayı. Ama tabii ki her şeyin bir sonu var yani. Hani insan vücudu özellikle hani yaş aldıkça da olmuyor, gitmiyor yani. Hani fizik gitse beyin aynı şekilde hareket etmiyor. Yavaşlıyor, işte zora gelemiyor artık belli bir yaştan sonra. O disiplini sağlamak gerçekten çok zor. Yani her gün o konsantrasyon, o sorumluluk. Belli bir şeyden sonra doymuşluk da girince işin içine yük olmaya başlıyor. O yüzden de çelişiyorsunlar. Aslında kalkıp antrenman yapmam lazım ya da antrenmana gidip hazırlanmam lazım, egzersiz yapmam lazımdan çok şey oluyor. Bugün de bir set yapayım, yeter oluyorsun. Onu soracaktım. Antrenörlükte de aynı tempoyu devam ettiriyor musunuz? Ya da böyle ne bileyim çalışırken takımdakiler ah falan olup böyle bir içiniz gidiyor oluyor. Mu topu elinize oluyor ama yapamayacağını bildiğin için o orada kalıyor. Oluyor tabii ki yani. Hani kaç kere diyorsun kızım şunu görmüyor musun? Niye böyle yapmıyorsun diye, ama görmüyor çocuk daha. Hiç kaç kere o pozisyonun hayatında yaşamış. Maçta hemen böyle bir elinizi, kolunuzu, işaretlerinizi aynen görünce biz bile heyecanlanırken sizi o anda arka planda düşünmek maçta kendi adıma zor ya oldu. Maçta o anda onu düşünmüyorsun. Bak ben burada olsaydım neler yapardım demiyorsun ama antrenmanda o tarz şeyler oluyor. Belli bir şeyden sonra da şey oluyor. Hani görmüyor musun onun o pası nasıl kaçırırsın? Hani sokma olayı çok farklı. Hani ben özel eleştiri de yapıyor muydunuz kendinize? Maçtan ben sonra çok mesela yaparım. İzleyip keşke şunu şöyle yapsaydım. Hiç böyle unutamadığınız bir maç var yapıyorum mı? Yapıyorum. Çok bağlamda? Maçım var. Ben hiçbir zaman şöyle maçımı izlerim ama hiç kendimi beğenerek izlemezdim çok iyi oynadığım maçtan. Hep bir eksiğimi görürdüm. Ama tabii ki onu dozajında yapmak çok önemli kendini geliştirme adına. Veya antrenörün verdiği bir taktiği uygulamaya çalışıp o akşam maçı tekrar evde izlediğin zaman ya işte bak bunu biraz daha böyle yapmalıymışım deyip ertesi gün veya ertesi günkü antrenmana veya bir sonraki maça çok çok daha hazır çıkıyorsun. Zaten bence her sporcu kendi maçını izlemeli. Ama ne güzel yapmışım bunu da demeli.
ama eksik yönlerini de görmeli ki kendini geliştirebilsin. Ben de o eksik yön görme olayı biraz fazla abartılıydı. Burada daha hızlı gelmeliymişim, burada işte niye pas vermişim de atmamışım gibi böyle hani kendimi çok eleştiriyordum ve belli bir şeyden sonra şöyle bir şey oluyor, hiçbir şey beğenmemeye başlıyorsun. Yani antrenör gözüyle bakmaya başlıyorsun kendine. Bu yetersiz, bu yavaş, bu daha iyi olması lazım. Bak işte burada takım arkadaşıma niye böyle dememişim de işte o da hata yapmış gibi böyle zincirleme gitmeye başlıyordu. Bildiğin antrenör gibi oluyordum. Kendimi öyle hissediyordum yani. Hani çalışma şey rutininizi olarak. O öz eleştiriden sonra değiştiriyor muydunuz? Mesela bir maça hazırlık rutininiz nasıl oluyordu? Sonrasında nasıl arttırıyordunuz rutinimi onu? Değiştirmiyordum. Zaten hani şöyle bir hiç şey olmuştu. Dinlendiniz mi böyle? Ben bir dinleneyim. Yok aslında ben hiç öyle dinlenmiyordum. Bir... Çünkü şeye inanıyordum ben. Hani arabanın kontağını kapatırsan bir daha çalışmayabilir Allah. Araba gibi. Yani hani zaten o kontağı kapatma anında da o his geldiğinde de zaten ben artık bıraktım. Yani olmayacağını anladım. Çünkü artık dinlenmeye ihtiyacım vardı. O dinlenmeden sonra da tekrar aynı şey, aynı motivasyon, aynı disiplinle gidemeyeceğimi hissettim. Yani zorlama olacaktı. Oyun kalitem düşecekti. Ben kendim mutlu olmayacaktım. Hani en iyi oynadığım zamanda bile kendimi eleştirirken ara sıra ne bileyim sürem düşmeye başlayacaktı. Çünkü ben çok alıştım 40 dakika boyunca oynamaya ve sonuna kadar mücadele etmeye. Hani foul veya sakatlığım olmadığı sürece. Onlardan düşünce kendimi beğenmeyecektim. Ve hani böyle oynuyorum ama öylesine oynuyorum gibi oluyor. İhanet gibi gelecekti. Hani böyle zincirleme bir sürü düşünce geçiyordu kafamdan. O yüzden en güzel yerde hep hayalimdi zaten bıraktığımda. Niye bırakıyorsun daha oynarsın demeleriydi. Öyle bir noktada da bıraktım. Ben hayatımın en iyi, en istikrarlı ve en verimli turnuvasını da Rio'da geçirdiğimi düşünüyorum. Turnuva olarak, maç olarak değil. Bir sürü maç oynuyorsun üst üste ve 36 yaşında çok ciddi sakatlıklarla çok güzel bir turnuva geçirdim ben. Hatta bana bırakma, daha devam et diye de çok baskı geldi ama zaten hani kendime artık Allah ne verdiyse son orada kullanacağım. Zaten ondan sonra kalmayacak hiçbir şeyim demiştim. Hem fiziksel hem psikolojik olarak. Bu bağlamda güzel keşke bir... dememedim. Güzel yani. Hiç demiyorum çünkü sonu yok. Oluyor. Yani hani isterim tabii ki hala yani 12 yaşından beri tek tip hayatım vardı. Spor. Ama hayatının merkezinde spor olan insanların çoğunda böyle yani eski futbolcularda da böyle, eski voleybolcularda da böyle ki sizinki çok ya benim şu anda günlük rutinimdeki önceliğim antrenman saatime göre ben diğer organizasyonlarımı yapıyorum. Antrenman demeyeyim de spor saatim. Antrenman değil artık o. Sporuma göre ayarlıyorum. İşte bir buluşma olacaksa veya işte bilmiyorum hani bir röportaj çekimi olacaksa mesela ben ona göre antrenmanlarımı yapıyorum. O günü off olarak geçiriyorum. Yani aslında hala o disiplin var. Yapmadığım zaman da inanılmaz bir vicdan azabı ve rahatsızlık var. Spor yapmadığım günlerde inanın gerçekten hani şey yeme olayım, gıda olayım çok düşüyor. Kilo almaya müsaitim, meyilliyim. Yaş da ilerliyor artık. Normal insanlara göre fiziksel dezavantajlarımdan dolayı daha çok dikkat etmem gerektiğini düşünüyorum. Bir de sonuçta aslında bir basketbolcuyum. Aslında dezavantaj olarak tanımladığınız boyunuzun uzunluğu. Boyumun uzunluğu hani normal insanlara göre artık sonuçta sporcu değilim. Artık hani normal insanım, halkım yani ben de. Hani standart dışı kalıyorum aslında. Ama tabii ki şöyle eski sporcu olduğum tanımayanlar tarafından hala fark edilmesi çok hoşuma gidiyor. Bazen işte çalıştığım yerde işte sporcusunuz değil mi falan yok diyorum eski sporcuyum işte bırakalı 6 yıl oldu nasıl falan hani insanlar şaşırıyor. Hani hep hala çıksan oynarsın lafları. Tabii oynarım diyorum ama alakası yok. Hiç oynayamam yani şu anda yarı sahada oynarım. Dezavantajlara değinmişken şeye gidelim istiyorum. Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'ne. Şimdi kendinizi eleştirdiğiniz, öz eleştiri yaptığınız, dezavantajlı olduğunuzu düşündüğünüz noktalara değindik. O maçta, 2003'teki maçta 2-3 dakika sahada kalmakla ilgili haberler de okuduk. Evet. Şimdi sizce orada kendinizi dönüp eleştirdiğinizde neyi eksik yapmış olabilirsiniz? Oradaki dezavantaj neydi? Neden öyle olmuştu? Sonrasında nasıl ilerledi? Onunla ilgili yani bir konuşalım istiyorum. Yani zaten aslında istiyorum. İşte 23 yaşındayım. 20 yıl öncesine döndüğümüzde 23 yaş gerçekten çok genç bir yaş. İlk defa bulunduğum bir arena. Daha yani basketbol oyunum tam olarak oturmamış. Tamamen bana öğretilen ama içgüdüsel de oynadığım bir dönem de aslında benim. Avrupa
Da oynadığım sezonlar bana çok tecrübe kattı. Yani orada biraz daha sorumlu, Türkiye'de de aynı şekilde sorumluluk alarak oynuyorsun ama yabancı oyuncu olup o sorumluluğu, takımı sırtlayan oyuncu sorumluluğunu almak çok ayrı bir tecrübe. İnsanı gerçekten yani bir 3-4 sene ileri atıyor. Onu kesinlikle bu şekilde düşünüyorum ve herkese de mutlaka en azından 1-2 sene paraya bakmasınlar ki şu anda euro kuruyla beraber yine aynı parayı alacaklar. Yani orada 2000 euro alsalar bile genç oyuncunun burada kazandığı bir paraya denk gelecek. En azından 1-2 sezon kesinlikle Avrupa'da oynayıp hani takımın senin eline bakması, senin atacağın top veya çalacağın bir topla maç kazandırmak tecrübesi çok ayrı. Şimdi burada çok genç yetenekli oyuncularımız var. Süre alıyorlar ama benim kendi analizim çok verimsiz süre alıyorlar. Ne demek yani? Tamam, dakikası var. 15-16 dakika oynuyor ama senin orada yaptığın veya kendine kattığın veya o maç 16 dakika oynadığın bir sonraki maçta 22 dakikaya çıkabiliyor musun? Yani gösterdiğin performansa, o performansa antrenmanda devam ettirip bir sonraki maçta eksik yaptığın şeyi yapabiliyor musun? Yani her maç üstüne koyarak oynayabiliyor musun? Yoksa ben 16 dakika oynuyorum, işte 19-20 yaşındayım, yeterim işte 4 yabancının içerisinde diye düşünüyorsan, eğer yetinirsen olduğun imkanlarla zaten hiçbir zaman ileriye gidemezsin. Ben hep şimdiki U15 kampları oluyor FIBA ile beraber Basketbol Federasyonu'nun, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği. Oradaki çocuklara da söylüyorum. Bazıları yapamıyoruz diye üzülüyorlar çünkü çok 2007-2008, 2009 doğumlular, çok küçükler. Ve ben hep şey diyorum, hani kimleri izliyorsunuz? Hani kim sizin sporcu idolünüz veya sadece basketbol olmak zorunda değil ki, olmasın da diyorum. Farklı branşlardan. Bu voleybolcu da olabilir, futbolcu da olabilir, tenisçi de olabilir, yüzücü de olabilir. Bu onların aslında genel kültürünü artıracak, farklı spor branşlarını takip etmeleri. Sadece basketbol değil ama basketbolda özellikle bir tane rol modeliniz, hatta iki tane de olabilir. Onun hayatını okumaya çalışın, röportajlarını izleyin. Nerelerde ne hatalar yapmış? Hiç hata yapmadan gelen yok. Hani Michael Jordan'ı bile tanıyor hepsi, bile derken çok artık çok açıldı makas. Yeni jenerasyon tanımama ihtimali de olabilir ama tanıyorlar, çok güzel bir şey. Kaç tane şampiyonluk kaybettirdiğini, kaç tane son saniye sayısını atamadığını biliyor musunuz diyorum. Aa, var mı atamadığı diyor. Var tabii ki diyorum. Onları atamadığı için sonra attıklarıyla başarılı olup işte adını duyuruyor ve takımını şampiyon yapıyor. İşte ne bileyim, tek başına yapamayacağını anlıyor. Takım arkadaşlarının da yardımına ihtiyacı olduğunu fark ediyor vesaire vesaire. O itiş kakışın arasında nabzın 200 atarken kaçırabiliyorsun. Foul atışı da kaçırabilirsin. Ama sen nabız 200 iken antrenmanda foul atışı atarsan, sokarsan artık kaçırmıyorsun. O sakinliği vücuduna verirsen, bu da bir antrenman. O çocuklara hata yapacağını, hatta yapmasını kendi öğrenecek, neyi eksik yapıyor, şutu neden kaçırıyorsun veya işte neden karşındakine birebir geçiniyorsun. Eğer kendi cevap verebiliyorsa hatasına, zaten o çocuk gelişime açık ve onu düzeltmeye, o düzeltme yolunda ilerleyeceğini, o meyilli olduğunu göstermiş oluyor. Ben o şekilde inanıyorum. Peki yani. Peki sizin idolünüz kimdi? Benim idolüm Mirsad Türkcan'dı. Fuçka vardı, onları tanımayabilirsiniz belki, sizin yaşınız biliyorum, tutmuyor. Sonra ilerleyen dönemde de Tim Duncan'dı. Ben rekabeti seviyorum. Ama biraz kendinizle de çok rekabet Kendimle de çok rekabet yani. Ettim. Belli bir noktada başkalarıyla da rekabet ettim. Yani başka pozisyonumdaki arkadaşlarımla da rekabet ettim. Sonra da dediğim gibi işte guard pozisyonda oynayan, kısa pozisyonda oynayan oyuncular işte idollerim olmaya başladı. O gençlik dönemimde bu iki oyuncu, Fuçka ile Mirsad Türkcan, gerçekten benim her maçını izlediğim, neyi nasıl yaptıklarını takip ettiğim oyunculardı. Onlardan da çok şey öğrendim. Kendi yapabilirliğim dahilinde çok şey kattılar bana. Biraz daha geriye gidelim. Hem gündemden konuşuyoruz, günümüzü konuşuyoruz. Aynen, gidip geliyoruz arada. Evet, gayet keyifli gidiyor. Galatasaray'dayken Euroleague kazandınız. Fenerbahçe'deyken de buna çok yakındınız. Şimdi ve diyorsunuz ki bir röportajınızda, ilk kez Euroleague'deki aldığımız kupayı öptüm.
o anı merak ediyorum. Hem o kupayı aldığınızdaki anı hem de Fenerbahçe'deyken çok yaklaşmıştık dediğinizde aslında kazanamadığınızdaki hissiyatınızı ve sonrasını. Aldığınız tepkiler oldu mu? Mesela Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçiş sürecinde mutlaka zor şeyler yaşamışsınızdır. Taraftarlar açısından söylüyorum bunu. Eleştiriler almışsınızdır. O dönemi şöyle bir anlatacak olsanız neler söylersiniz? Yeteneğimin, becerimin, kabiliyetimin, zekamın basketbol sporuna uygun olduğunu keşfettiğim dönemden itibaren bana sunulan veya gösterilen yolda hep ilerlemeye çalıştım. Tabii ki küçük yaşta Euroleague şampiyonu olmak, işte Avrupa'da oynamak, WNBA'ye giden ilk kadın, Türk kadın basketbolcu olmak, işte Avrupa şampiyonu olmak, olimpiyata gitmek gibi hedeflerim yoktu. Çünkü bu tarz şeylerin gerçekten varlığından haberim yoktu. Çok seviyordum basketbolu. Gerçekten hep bir hayali olan, bir bu işi çok seven insanlara denk geldim. Ve hepsi böyle durak gibi hep bir şey öğrettiler bana. Bazıları potansiyelimi görüp benim neler yapmam gerektiğini söyledi. Bazısı belki o şeyde değildi, eksiklerimi görüyordu. Çok fazla bir misyon koymadı. İşte sadece uzunsun diye buradasın diyenler de oldu. Ama onlara da saygı duyuyorum çünkü onlar da beni çok hırslandırdı. Başarısız ola ola ola, deneye deneye yanıla, deniyorsun olmuyor, deniyor olmuyorsun. Ve sonra gelen işte kupayı öptürtüyor insana, yani hani o hasretle bekliyorsun çünkü onu. Dediğim gibi ben çok istiyordum çünkü Fenerbahçe çok yatırımlar yaptı. Aziz Yıldırım bence Türk sporuna çok değer katan, ki benim gibi düşünen çok insan vardır. Bunu ilk defa ben söylemiyorumdur zaten ama ben hani burada çok samimi ve içten duygularımla söylüyorum. Türk sporuna inanılmaz yatırım yapan, özellikle amatör branşlara, tesisleşme adına çok vizyon katan ve değer veren, hiçbir branşı ayırmayan bir spor insanı olarak görüyorum ben onu. O Euroleague erkekler o kupayı kazandıktan sonraki mutluluğunu izleyince ben televizyondan çok isterdim aynı şeyi. Çünkü kadın basketbolunu çok seviyor, biliyorum. Eminim ki hala da izliyordur, takip ediyordur. Çünkü hani onun kulüpler, kendi kulübünde Fenerbahçe'de yaptığı yatırım ve gelen başarılarla bir şekilde kadın basketbol piyasası biraz daha canlandı. Oradaki yatırım başarı bizi geliştirdi, milli takıma yansıdı. Galatasaray'ın o rekabetçi, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinden dolayı Galatasaray Euroligi kazandı. Ve hani ve Fenerbahçe bu sırada da hiç pes etmeyip hala yine aynı şekilde, ki bu sene gerçekten Euroleague'de ben en kuvvetli aday olarak görüyorum onları. Diğer yıllarda işte Ekaterinburg vardı. Şimdi bu Rus takımlarının olmamasından dolayı ben artık hani mucizevi bir şey olmazsa Fenerbahçe bu sene bence Euroleague'de şampiyon olacak olarak görüyorum. Türk sporu için ve kadın basketbolu için, hani diyorsunuz ya nasıl voleyboldan çocukları, hem kulüplerdeki başarılar hem de milli takımdaki başarılar insanları tekrar basketbola döndürecektir. Kariyer hayatınızdaki enlere bakacak olursak, en iyi koç, en iyi antrenör, en iyi oyuncu, şöyle bir sıralayacak olursak bu üçünü kime sayarsınız? Bir de bir takım oluşturacak olursanız en iyi beşlim budur diyebileceğiniz kimler var? Oynamaktan keyif aldım. Beşimi yapayım. Burada olmayacak olanlar da alınmasın. Yani nasıl artık lazım değilsiniz bana, bitti işimiz sahada. O yüzden rahatlıkla söyleyebilirim. Dışarıda ayrı severim. Güleriz, eğleniriz de yani. Birsel Vardarlı Demirmen, Işıl Alben, Esmeral Tunçluer. Üçüm böyle. Dört numaraya Yasemin'i koyacağım. Yasemin Horasan. Onunla çok uyumluyduk biz gerçekten. Hani o 4-5 dengesini çok güzel. Artık hani böyle gözü kapalı anlayabiliyorduk birbirimizi. Dört numaraya da Yasemin'i koyacağım. Beş numaraya kendimi koyuyorum. Yabancılardan Kepi Pondexter'la oynamaktan çok keyif aldım. İki numaraya Penny Taylor'ı koyarım. Dizginleyebilirsen Alba Torrens kesinlikle 3 numarada, yani tek geçeceğim oyunculardan biri. 4 numarada Sancho Lidl. Burada 5 numaraya ben burada kendimi dışarı tutuyorum. Antrenör olarak yapacaksam bir takım 5 kişilik diye, bir de buraya Silvia Follis'i koyarım 5 numaraya. Bir tane de 5 yapayım şimdiki güncel zamanımız basketbolundan. Tam antrenör oldum mu şey gibi böyle menajerlik oyunu gibi. Şimdi şu günümüz basketbolunda karışık yapıyorum. Yerli yabancı kadrosu yaparsak 3 yabancılı sistem yapıyorum önümüzdeki sene için. O zaman 1 numaraya Olcay'ı almak isterim. Olcay Çakır Turgut.
İki numaraya Kelsey Plum, yerli oyuncu koyayım. Üç numaraya Sude Yılmaz'ı koyuyorum. Dört numaraya Fenerbahçe'de Satu Sabali'yi koyuyorum, dört numaraya. Beş numaraya da iki tane opsiyonum olsun oraya. İnci Güçlü ile İlayda Güner'i koyuyorum. Onlar değişmeli, oynatırım onları. Yeni güncel basketbolda böyle bir beşim olurdu. Karma bir takım yaptım artık. İdare edin izleyenler için. Antrenör. Aynı antrenörle devam etseydik belki, bilmiyorum, farklı bir kafaya geçebilirdim. Ama Mustafa Erkoç benim için, yani benim hayatım için, basketbol hayatım için, ki o geçiş ve dönüm, yani dönüm noktası diyebileceğim insandı kendisi. Allah rahmet eylesin bir kereden, nur içinde yatsın. Peki kariyerinizin en kötü zamanı ve en iyi zamanı olarak tanımladığınız iki an olsa? Maç olarak bakarsak çok var. En sonuncusu da Rio Olimpiyatlarındaki İspanya maçı. Son saniye basketiyle kaybettiğimiz. Odur herhalde benim hayatım boyunca unutamayacağım. En iyi anım milli takımda yine. U18 takımıyla ikincilikten, yani B Division'dan A Division'a çıktığımız turnuvada. Sonrasında artık hani işini bitirmenin verdiği o mutluluk, hazla gelen rahatlama da benim gerçekten oyuncuyken maç kazanıp ya da şampiyon olduktan sonraki o rahatlama gerçekten çok farklı. Sonuçta aynı şey ama hissiyat değişik. Antrenör olarak da oydu benim gerçekten. Yani güzel bir giriş yaptığımı düşünüyorum antrenörlük kariyerime. Ama oradaki başarının sonundaki o haz çok farklı ya. Allah kahretsin diyorsun yani. Oldu diyorsun nihayet. Başardık. Odur ya, hani en son güncel unutamadığım, en mutlu olduğum an oydu. Programımızın da sonuna geldik. Sonuna geldik mi? Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Kameraman arkadaşlarla da aynı şekilde. Elinize sağlık. Senin de aynı şekilde. Evet, Nevriye Yılmaz'la gerçekleştirdiğimiz sohbetin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.